Efendim, Samsun'un kalbinden Haber Medya Grubu'ndan sesleniyoruz size. Aksi bir aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Bir İnsan Öyküleri programıyla birlikte olacağız. Bugün yine çok özel bir konu ağırlayacağız. Sebahattin Dülger, namı diğer Aşık Erdemli konumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Sinan nasılsınız? Bey, sağ olun. İyiyim vallahi, toplumdaki insanlar gibi gayet ortamda yaşıyoruz, gözlüyoruz, izliyoruz. Yaşamaya gayret ediyoruz. Gayret ediyorsunuz. Ne kadar güzel. Şimdi tabii Aşık Erdemli deyince insanlara şunu da hemen çağrıştırmasını yaptırmak gerekiyor. Bir Cihangir Dülger, bir de Sebahattin Dülger var Samsun'da. İki tane çok özel kardeş var. Evet. O kardeşlerin abisi olanla birlikteyiz şimdi biz. Cihangir Hocam'ı tabii izleyicilerimiz, Aks TV izleyicileri Ezgiden programıyla. Evet, Ezgiden bildiler. Programıydı. Çok yönlü bir kişiliği var sevgili Cihangir Hocam'ın da. Evet. Sizinle de zaman zaman hatırlıyorum. Programlara da telefonla katılırdı. Telefonla evet. O zaman Antalya'da yaşıyordunuz. Antalya'daydım, evet. Şimdi biz bugün sizinle hem aşıklık geleneğini konuşalım, hem sizin öykünüzü insanlarla paylaşalım. Sağ ol. Aşıklık geleneği Anadolu'da nasıl kendisini gösterdi ve hala nasıl devam etmeyi başarabiliyor? Bu önemli bir şey. Bu geleneğin temsilcisi olarak siz bize bunu anlatın istiyoruz. Hayatınız kolay mı oluyor? Yoksa zorlanıyor musunuz bu şiirleri ortaya koyarken? Ya da yalnız kaldığınızı düşünüyor musunuz? Mesela koca Samsun'da işte aşık kimdir dediğimiz zaman bir hemen karşımıza Aşık Erdemli geliyor. Dönüp baktığınız zaman bir de yine sizin öğrenciniz olan Hasan Sancak, Aşık Sancak evet. Geliyor. Oradan başlayabiliriz öncesinde ama bize siz bir kısaca öykünüzden bahsedin. Karslı olduğunuzu biliyorum. Hmm. Aşık İnani'nin oğlu ve aynı zamanda öğrencisi olduğunuzu biliyoruz. Evet. Böyle bir anlatın bize. Valla Sinan Bey, bir kere en sondan başlayayım. Şimdi yalnızlık dediniz ya. Evet. Şimdi yalnızlık benim yakama tutkal gibi yapıştı. Bir daha bırakmıyor. Öyle mi oldu? Vallahi. Bir kere yalnız olmak, yalnız kalmak gerçekten çok zor. Bu zorluklar bizi bir tarafa itiyor. Biz bu zorluğa gönül yangını, ateş diyoruz. Ateş yanacak ve tütecek. İyi ki de bu zorluklar var. Bizi yazmaya itiyor bu zorluklar. Öyle mi? Tabii. Şimdi ben aslen Ardahan doğumluyum. Yani Kars'ın böldüler ile başka bir ile böldüler. Ben Ardahan iline bağlı oldum şimdi. Babam Köyensü mezunu idi. 1956 yılında Çarşamba'ya, 50 yılında Çarşamba'ya geldi. Söğütpınar. Eski adıyla Balahur. Anımsasınlar diye Mustafa Dağıstanlı'nın köyü. Hmm. Babam ilk oraya öğretmen olarak geldi. Ben ilkokula babamla başladım. 5 yıl babamın öğretmeninde ilkokulu bitirdim ve sonra Latik Öğretmen Okulu'nu kazandık. Ve orada kendi isteğimle Hakkari Yüksekova öğretmenliğini istedim. Ve gittim de yatılı bölge okuluna tayinim çıktı ama okul inşa halinde olduğu için okula gidemedik. Sayın Kaymakamımız beni yakın bir köye verdiler. Dağra Köyü. Orada bir öğretimi kaldım ve Samsun'a geldim. Ve 1970'ten beri Samsun Çakırlar Köyü'n. Önce şeyde Tekeköy'e bağlı Başköy'de 70-73 yıllar arası Çakır sınıf öğretmeni yapıyordum. Evet, sınıf öğretmeniydim. O zaman da Çakırlar'a eş durumundan gittim. 79'da da namı değer Cezaevi Mahallesi'ndeki o zaman Teknepınar Üzüncü İlkokul Müdürlüğü'ne atandım. Orada da bir 6 yıl çalıştım. Ve oradan da Kocatepe İlkokulu'na geçtim ve oradan emekli oldum. Yani kaç yıl öğretmenlik yapmış oldunuz? Baba 25 öyle. Sene 3 ay. Bir fiil öğretmenlik yaptım ve kendi isteğimle emekli ayrıldım efendim. Sınıf öğretmenliği yaptınız. Sınıf öğretmeni bir idarecilik yapmıştım. İdarecilik evet. Yaptınız. Peki öğrencilerinizle nasıl ilişki kuruyordunuz? Onlara neler anlatıyordunuz? Hmm. Onlara mesela saz çalmak öğretiyor muydunuz? Şiir yazmayı öğretiyor muydunuz? Vallahi çok çok teşekkür ederim Sinan Bey. Öyle bir güzel, hem de şu anda eğitim öğretimin başladığı bir dönemde öyle bir soru sordunuz ki. Evet. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben önce şunu zaten size ifade etmek isterim ki
Ben hiçbir öğrencime oğlum, kızım diye hiç hitap etmedim meslek boyunca. Hep arkadaşlardım. Sınıfa girdim, günaydın arkadaşlar. Neden? Çünkü bu arkadaşlık söylemi bir daha sıcaklık yaratıyordu. Ve çocuklarımla hep tokalaşırdım. Yani ödül olsun diye de, bayramda da olsa bile öpmezdim. Elimi de pek öptürmezdim. Bu böyle daha iyi olur derdim. Bu sınıfımı, sazımı da sınıfa götürürdüm ara sıra. Öğrencilerime Anadolu'nun türkülerinden çalıp okurdum. Müzik derslerinde öğreteceğim türkülerde araç olarak kullanırdım. Ve flütle işlerdik ama saz öğrencilerin Türk olduğumuzdan bizim kültürümüzde var. O kültürü de onlar bilsin istedim. Daha da seviyorlardı. Belki daha da yatkınlardı değil mi? O çok iyilerdi efendim. Biz aramızdaki şu anda öğrencilerime o zaman salık vermiştim. Benim gibi onlar da günlük tutuyorlardı. Sonra benim bir özelliğim vardı. Bütün öğrencilerimin çalışmalarını, yani birinci sınıftan beri yazı çalışmasıdır, resim çalışmasıdır, el işi çalışmasıdır, hepsine birer kapaklı dosya aldırdım. Hepsinin o çalışmalarını birden beşe kadar biriktirdim. Çok güzel. Mezun olurken de diplomasıyla birlikte o dosyayı kendilerine verdim. Ne kadar kıymetli olmuş. Daha kıymetli. Gelişimlerini görmüşler. Peki, evet. Tabii siz şimdi Ladik Akpınar çok önemli bir yer. Bir öğretmen okulu. Siz oradan mezun oldunuz. Evet. Dediğiniz gibi önümüzdeki haftada okullar açılıyor biliyorsunuz. Açıldı zaten birinci sınıflar için. İntibak eğitimi görüyorlar çocuklar. Peki geriye dönüp eskiye baktığımız zaman eğitim öğretimin yapılma şekli nasıl bir değişikliğe uğradı? Bundan hoşnut musunuz? Hoş musunuz? Hayır, aslında daha iyi olabilirdi. Şuralarda eksiklikler var dediğiniz yönler var mı ve tavsiyeleriniz var mı? Sinan Bey, çok teşekkür ederim. Ya bu bir kere hükümet programı. Tabii ki hükümetin uyguladığı program devlet programı olması lazım. Devlette süreklilik, devamlılık esastır efendim. Şahsi fikrim, benim ülkemde eğitim çalışması, eğitim programı zayıfladı. Verimi düştü. Eğitim ve öğretimde bakanlara göre, hükümetlere göre eğitim programı değil, milli devlet anlayışı içerisinde, ulusal devlet anlayışı içerisinde eğitim programı olmalı. Yani bu eğitim programını atıyorum CHP iktidara geldiği zaman CHP götürür, MHP geldiği zaman bıraktığı yerden alır götürür, AKP iktidara geldiği zaman o da o devamlılığı götürür. Ama olması gerekirken. Tabii olması böyle gerekir. Ama her bakana göre, her hükümete göre program değişir ise biraz yamalı bohçaya mı dönüyor? Yamalı bohça gene bir şey tutar ama bir karmaşa, kavram kargaşası olur. Kitaplar değişir, anlayış değişir. Şimdi bizim 1962 program, 61 program taslağında şöyle der: Türkiye Cumhuriyeti'nin milli değerleri çerçevesinde çalışma ve program buna göre yapılır der. Böyle de olmalı. Bir bakıyorum ben, tabii bu arada öğretmenler de, yani bir öge, öğretmen, öğrenci, veli. Bu üçgen var. Bu üçgene bakıyorum. Bu üçgende biraz çok yüksek derecede bir değişiklik oldu sevgili Sinan Bey. Şimdi bir bakıyorsun bu anlayışı artık değiştirenler değiştirdi. Ya öğretmen böyle sakallı, küpeli, öğretmen ne bileyim saçları arkadan bağlı, ne bileyim, bayan öğretmen arkası eşek arası gibi kafası sarılı. Yani bir kıyafet, bir şeyi yok. Neden ben bunu böyle özümsedim? Öğrencinin örnek alacağı kişidir evde baba ve anne. Ama öğretmen de kıyafetiyle, hiç olmazsa eğitimci oluşuyla öğrenciye bir kere örnek olmalı. Zaten öğrenci, o çocuk, o kişileri dışarıda görüyor. Ha, Sabahattin Dülger sınıfta evet modern giyimli, takım elbiselidir ama sokağa çıktığı zaman
fotörlü gezebilir, kısa pantolonlu gezebilir, istediği kıyafeti giyebilir. Buna ama kimse bir şey demez. Rol modeli olduğu için özellikle çocuklara örnek teşkil etmesi gereken bir alanda onların örnek alacağı şekilde bir görünüm sergilemesinde fayda var. Fayda var tabii. Bunun da başı Sinan Bey biraz da yani meclise de giriyor. Meclisteki vekillerimiz de böyle olunca öğretmenler de böyle oluyor. Yani biraz da büyüklerimizi örnek alalım diye düşünüyorum ben. Bu evet. Benim acizane fikrim. Estağfurullah. Tabii. Şimdi bu söyledikleriniz gerçekten toplumun bütün dokusuna işlemiş bir gerçeklik, realite. Biz ve bizim yaşımızdaki, jenerasyonumuzdaki insanların tamamı neredeyse ilkokul öğretmenlerini asla unutmamışlardır. Evet, evet. Anne ve babalarından daha çok hep onları örnek almışlardır. Ve gelişimlerinde çok ciddi iz bırakmalarına sebebiyet vermiştir o evet. Eğitimciler. Bugün tabii kendimizi de formatlamamız gerekiyor. Yeni teknolojiyle birlikte gelişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Tabii ki eğitimimiz, öğretimimizi de ona göre biçimlendirmemiz gerekiyor. Öğretmenlerin de kendilerini buna göre dönüştürmeleri gerekiyor ama dediğiniz gibi en nihayetinde özellikle ilkokul öğrencilerinin ilk rol model olarak karşılarında duran kişilerin fazlasıyla donanımlı kişiler olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu ben çok önemsiyorum Sinan Bey. Şöyle de önemsiyorum. Çok bağışlayın lütfen. Her ülkenin kendine göre bir sosyal yapısı, ekonomik yapısı, kültürel yapısı ve eğitim yapısı var. Hı hı. Ve umuyorum ki o ülkelerin eğitim programları kendi ulusal bilinçleri ve hedefleri doğrultusunda programlanmıştır. Hı hı. Ve hepsinde de bilim temel olmalıdır. Hı hı. Öyledir diye düşünüyorum. Şimdi ben bazen kendi ülkeme bakıyorum çoğu kez. Ben diğer ülkelerin de eğitim programlarını analizliyorum. İnanır mısınız ben kızıma eğitim öğretim yılın hayırlı olsun demedim. Demeyeceğim de. Çünkü niye demeyeceğim? Çünkü benim ülkemin simgesi var. Türk bayrağı. Ve o fiziki haritada gördüğünüz siyasette Türkiye'nin bir haritası var. Ve bana en büyük başta bulunan demokratik layık hukuk cumhuriyetim var benim. Bu cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Hı hı. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyorum. Hı hı. Hala da benim örnek aldığım devlet büyüğüdür. Neden bunu böyle söylüyorum? Dünyada Türkiye denilince akla ay yıldızlı bayrağım ve Mustafa Kemal gelir. Bu tabii ki ülkemi yöneten diğer yöneticiler de var. Bu devam eder bu siyaset ama genelde dünya literatüründe Mustafa Kemal var. Şimdi bizim eğitim ve ben bu müfredatı basından tartışılıyor tabii. Tartışıyorlar tabii görüyorum. Birinci sınıfta bile olsa Atatürk ile özdeşleşen programların bazılarını ötelediler. Halbuki birinci sınıfta en temel olarak işlenecek konulardan birisi eğer bu cumhuriyetin eseri isek biz ki öyle onur duyuyoruz. Mustafa Kemal'le başlamalıyız. Mustafa Kemal'i anlatarak başlamalıyız. Baş öğretmeni olduğu için değil mi aynı zamanda? Baş öğretmeninden ziyade tabii ki öyle de. Yani en azından amiyane bir tabirle çok hoş görün beni lütfen. Mustafa Kemal işte çocukken karga kovalarda çocukların anlayabileceği dille Atatürk'ün yaşantısını 7 yaşındaki bir öğrenciye Atatürk'ü böyle empoze ederek başlarsınız. Yoksa 11, 12, 13 yaşlarına geldiği zaman bana göre Atatürk'ü çekip cımbızla pek aradan alırsanız pek sağlıklı bir eğitime gidemezsiniz. Neden böyle söylüyorum? Ki ben bu demokratik layık hukuk cumhuriyetinin vatandaşı isem ve bu cumhuriyeti bana bahşeden Atatürk ise onun ilkelerini korumak ve eğitim anlayışını yürütmem gerekir eğitimci olarak. Ve bunu da eleştirmek benim bir öğretmen olarak görevimdir. Evet. Peki, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi öğretmen olarak çocuklarla ilişki kurdunuz, onlara işte hoşgörüyü anlattınız, sazı anlattınız, şiirleri anlattınız. Sonrasında doğmuş olduğunuz ailenin içerisinde aşık geleneğini yürüten bir aşık inani vardı babanız evet. Vardı. Zaman zaman izleyicilerimiz de bilirler bunu.
hep konuşuyoruz. Evlatlar anne babaların şahitleridir denir yeryüzünde. Sizin de doğal olarak annenizi ve babanızı örneklediğiniz ve onları örnek aldığınızı söyleyebiliriz ki evet. Sonuçta zaten bugün öyle görünüyor. Babanız nasıl bir insandı? O size neler öğretmişti? Ve aşıklık geleneğine gelelim. Yani sizin aşık olma hikayeniz nasıl ortaya çıktı? Sinan Bey çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Benim babam, herkesin babası çok kutsal ve çok iyidir. Her baba iyidir. Ama benim babam bana göre çok istisnai bir insandı. Köy enstitüsü mezunuydu. Tam Atatürk'ün yetiştirdiği çağdaş aydınlanma yolunda ömür tüketen, hizmet veren bir insandı. Benim babam Cumhuriyet'in eseri, ben de babamın eseriyim. Dolayısıyla ben de bu Cumhuriyet'in eseriyim. Hı hı. Babam köy enstitüsü yıllarında, daha önceleri de Kars bölgesinde yetiştiği için oradaki aşıklardan da etkilenmişti. Ve babam bizim halk aşıklığı tabirinde badeli aşık denilen bir kavram vardır. Yani rüyasında pir elinden dolu içen, elma yiyenlerden bir tanesidir. Babamın mahlasını hiçbir usta vermemiştir. Babam mahlasını rüyasında ona birileri inani adıyla seslenmiştir. Babam 9 ay hiç kimseyle konuşmamış ki öyle demişler babama. 9 ay kimseyle konuşmayacaksın, 9 ay sonra inane adıyla çalıp söyleyeceksin demişler. Gerçekten de öyle olmuş. 9 ay konuşmamış, babaannem korkmuş benim oğlum neden nasıl konuşmuyor diye. 9 ay sonra çalmaya başlayınca aşık müdamiye götürmüş babaannem. Benim çocuk 9 yaşından sonra bir saz bas çalıyor, bir nedir falan demiş. Kaç yaşında olmuş bu? 9 yaşındayken mi? İlkokuldayken efendim. Hı hı. Aşık Müdami o zaman Posof'un çok meşhur, Türkiye'nin de çok meşhur aşıklarından birisidir. Müdami babama bizim Kars yöresinin ifadesiyle divan ayağı açar. Divanla ona bir şeyler söyleme. İlk dörtlükten sonra 9 yaşındaki aşık inani Müdami'ye divan ayağıyla karşılık verir. Müdami şaşırır. Der ki babaanneme, bu senin dediğin gibi hasta falan değil, bu gerçekten bir aşıktır der. Ve ben de o aşığın eseriyim. Evet. Evde doğal olarak sonra babanız... Babamızın eserlerini çaldık, hayat dinledik. Kurdu, evlilik yaşadı. Sonra işte sizler oldunuz ve evet. Baktınız ki babanız... Bu geleneğin içerisinde. Ve bana da. Samsun'da ne kadar yaşadı babanız? Babam 1957'den 77'ye kadar yaşadı. 20 yıl boyunca. 20 yıl boyunca yaşadı. Ve çok özel bir yer zaten. Köy enstitüsü dünyadaki en prestijli. Evet. Bir toplumun dönüşmesindeki en prestijli projelerden birisi olarak zaten hali ortada duruyor. Evet. Köy enstitüleri özür dilerim. Oradan mezun olmuş insanların hemen tamamı işte o söylediğiniz nitelikleri taşıyan insanlar evet. olarak zaman zaman biz de karşılaşıp sohbet ediyoruz onlarla. Evet. Peki siz de doğal olarak kardeşinizle birlikte görmeye evet. başladınız. Sazı öğrenmeye Cihangir başladınız. Cihangir Bey'le evet birlikte. Tabii babamın eserlerini yani şiirlerini bayramlarda okurduk. Ben öğretmen okulundayken Cihangir Bey'le de, o Cihangir Bey'le de beraberdik öğretmen okulunda. Benden 3-4 devre geridir ama babamın şiirlerini okul gecelerinde falan okuyarak, babamın türkülerini çalarak ve hatta babamın yazdığı bazı şiirleri türküleştirerek biz olgunlaşmaya başladık. Bu evimize gelen yabancı aşıklar vardı. İşte o aşıkların atışmalarını izlerdim ben. O zaman böyle kayıt mayıt cihazı yoktu. Bir tekerlekli teypler vardı. Onlardan alıyorduk ki ses kaydı yapalım diye. Ve babamı böyle böyle izledim. Ben 1970 yılında babam bir gün bana dedi ki gel bakalım. Doğaçlama dedik. Aşık Erdemlisin artık. Bundan sonra senin mahlasın Erdemli dedi. Bunu babanız koydu yani. Babam benim evet, usta olarak bana mahlası babam verdi. Babanızın kayıtları var mı, ses kayıtları? Ses kayıtları var ama bir tane var, o küçük TKP memle diyorlar kasetlerde, ondan bir tane var. Öbürlerini kaybettik. Kaybettiniz. Kaybettik. Ve o tarihte itibaren el verme derler buna Sinan Bey. Evet, biliyorum. Aşıklar hadi oğlum hayırlı olsun çırak, meydan senindir, yüzümü de kara çıkarma dedi.
sazımı öperek bana verdi. Ben de öperek aldım. 77 hadi çala adım. 77, devam 2017. Evet. Yani olmuş 40 sene. 40 sene evet. 40 sene. Ben... İlk hatırlıyor musunuz peki neyi çaldığınızı peki neyi evet. söylediğinizi? Onu bize çalabilir misiniz? Şimdi babamla bir gün şöyle demiştik. İnani değildir kulaktan dolma. Beyhude çalışıp kendini yorma. Her şeyi inceden düşünür olma. Çabuk ihtiyarlar göçersin ol. Göçersin oldum. Ben beni bilirim kenarda durmam. Sen de babamsın ya açarsın babay. Keramet Kevser'de sende bir yudum. Zamanı gelince içersin babay. Babam o zaman ben beni bilirim söz burada kalsın. Kendine güvenen ummana dalsın. İlim, irfan, ışık bak yolun olsun. Gonca bir çiçeksin açarsın o, açarsın o. İnani değildir kulaktan dolma. Beyhude çalışıp kendini yorma. Her şeyi inceden düşünür olma. Çabuk ihtiyarlar göçersin ol. Aşık erdemliyim överim seni. Zaman gelirse de yererim seni. Her zaman söyleyip anarım seni. Şu gönlüm içinde coşarsın baba. Şu gönlüm içinde yaşarsın baba. Diye bir atışmıştık. O kadar güzel. Yani evet. Karşılaşmamız böyle olmuş. Karşılaşmamız böyle olmuş. Sonra ne kadar peki babanızla birlikte babanız Aşık İnani olarak devam ediyor. Evet. Siz Aşık Erdemli olarak evet, ne biz... kadar daha birlikte... Vallahi babamla 77'ye kadar beraber olduk. 7 yıl daha yani. He, çünkü o zaman bizim eve Aşık Efkari gelmişti. Bizde bir hafta kaldı Artvinli. Allah rahmet eylesin. Çok çok fevkalade bir aşıktı. Yani nasıl söyleyeyim ben size aruz vezniyle halk edebiyatı bizim aşıklık kalıbının ikisini bir arada götürebilir. Ebced hesabını bilenlerdendi. Yani Ebced rakamları harfle işaret edip tarihleri belirlemedir Ebced hesabı. Bunu sayın ve aşık babamız öyle diyeyim. Bunu rahatlıkla işleyebiliyorlardı. Peki şimdi tabii aşıklık geleneğinin içerisinde atışma da var ama babanız bu
atışma yapıyor muydu yoksa sadece kendi şiirlerini besteleyip söylüyor muydu? Çünkü vallahi Badeli abi, aşık olunca işin durumu biraz değişiyor biliyorsun. Çok farklı oluyor. Yani o el vermenin de ötesinde maneviyatta batında yaradan evet. bir ya da yaradanın bir görevlisiyle aynen öyle. Bir ilişki kurmadan aynen. Badeli olamıyorsun. Evet aynen öyle. Böyle olduğu için o sadece hak için yani dünyadan evet. da kendisini soyutlayarak hak için sadece. Aynen. O umman için işte çalıp söylediği için atışmaların hep genelde dışında olurlar. Siz gördünüz mü şimdi bu aynen içerisinde. Dediğinizi. Şimdi babam çok okurdu Sinan Bey. Ne okurdu? Tabii ki tasavvuf kitaplarını okurdu. Felsefe kitaplarını zaten okurdu. Bu dinler tarihini çok iyi okurdu. Babamın şiirlerinde dinsel ögeler ama yani böyle bugünkü anlamda değil ama Mevlana türünde ya da Hacı Bektaşi, Yunus Emre türünde babamın şiirleri genellikle böyledir. Ama tabii ki koçaklama dediğimiz, taşlama dediğimiz o zamanki yönetime veyahut da karşı çıktığı anlayışa karşı babamın çok böyle delici şiirleri vardır. Toplumsal şiirleri vardır. Öğüttür. Çoğu öğüttür, nasihattir ama taşlamaları da çok yerli yerindedir. Ben bunları örnek aldım babamdan. Eğitim ve öğretime çok önem verdiği için okumak zorunluluğunu kendisi de biliyordu. Zaten biz aşıklar okumak zorundayız. Atıyorum aşık Sinan Sallabaş'ın kitabını okumak zorundayım. Fransız bir Alman Göte'nin hayatını, şiirlerini okumak zorundayım. Nasıl olmuş, nasıl doğmuş, nasıl olmuş? Ya buna benzer işte bir yurdumda Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Mahzuni gibilerinin de yaşantılarını, sosyal hayata bakışlarını analiz etmek zorundayız ki biz de yol alalım. Evet, o zaten böyle bir şey dediğiniz gibi. Evet. Peki yine şu merak edilen konulardan bir tanesi. Karadeniz bölgesinde aşıklık geleneğini işte sizler yürütüyorsunuz. İşte sizin bir öğrenciniz var. Evet. Ama dönüp baktığımız zaman da sizin de beslendiğiniz kaynak işte Aşık İnani geldiği yer evet. yine Karadeniz'de. Hmm. Karadeniz'de neden böyle bir gelenek devam etmiyor? Ya da işte ne diyelim bir Sivas'taki gibi etmiyor. İşte Pir Sultan Abdallar ve diğerleri mesela ortaya çıkmıyor da Karadeniz'de böyle bir şey neden yok? Karadeniz'de Sinan Bey biraz şeye ben Orta Asya'da gelişe bağlıyorum. Bizim aşıklık Orta Anadolu, Orta Asya'dan gelen bir gelenek ama Doğu Anadolu'da bizim kışlar çok uzun sürerdi. Kasım, Ekim'in ortalarında kar yağar daha Mayıs'a kadar kalkmaz. Radyo yok. Hiçbir şey yok. Ne olacak? Oradaki insanlar evlerinde sıkılıp kalacak değiller. Köy odaları vardı. Evet. O zaman aşıklar dediğimiz kişiler o zaman o köyde hem radyo hem şey mektupçu ha? Mektup getirip getiren götüren öbür aşık seyahat ettikleri için diğer aşıklardan da bilgi ve birikim alıyorlar. Daha çok hikayeli türküler vardı. Öykü anlatırdı. Hani bizim o Arkası Yarın programları var ya onun gibi bir hikaye anlatırdı. Belki bir hikaye bazen bir ay sürer, iki ay sürer. Bölüm bölüm o hikayeyi türküleştirerek, şahısları betimleyerek götürüyorlar. Aktarılmasını bir şekilde sağlıyorlar. Buna sebep iklim. Karadeniz bölgesinde böyle bir kış yoğun iklimi yok. Ama Karadeniz bölgesinde atma var. Trabzon bölgesi, Ordu bölgesinde kemençeyle, tulumla, kavalla atma yapanlar var. Bu yedi heceli mani düzeniyle atma yaparlar. Ve biliyor musunuz bunlar çok güçlüler. Evet. Karadeniz bölgesi de bu yapıya sahip. Evet. Ha nasıl oluyor? Biz de dışarıdan Karadeniz bölgesine gelip yerleşince buluyorsunuz. Buralı zaten. Bu özelliklerimizi burada taşıyoruz. Doğal olarak bugün Aşık Erdemli deyince siz bir ara kızmışsınız tabii. Yani buradaki yöneticiler bu önemli bir şeydi. Konya'daki aşıkların katıldığı ne diyelim toplantılara ya da festivallere Samsun'u temsilen katılıyordunuz. Ya katıldım. Ama sonrasında dönüp baktığınızda
Hiç kimse yok. Sağlık, ne kadar da güzel yapmışsın diyen birisi olmadı. Hiç kimse çıkmadı. 7 sene falan yaklaşık yaptı, değil mi? Yaptı, evet. Ama sonuçta burada doğduğunu, burada var ettiniz kendinize, çocuklarınız, evet, aileniz. Ve Karadeniz abi, evet. Buradasınız. Tabii aşıklık geleneğinin bir başka bir perde arkası daha var yine dediğiniz gibi. Özellikle Alevi Bektaşi geleneğinde dedeler ve pirler kendi ya. Anlayışlarını, sevgiyi, hoşgörü, evet. toplumdaki inişleri, çıkışları ve sevginin, insanın kutsallaştırılmasını hep hatta ibadetlerinde bile biliyorsunuz. Aynen. Ortaya koymuşlardı. Aynen ve bu öyle. Şekilde anlatmışlardı. Katılıyorum. Bu hala da devam ediyor. Bir bak şimdi buna ben empati diyorum, biliyor musun? Evet. Önce ben kendimden başlamalıyım. Sevgili Sinancığım, benim Sinan'ı sevebilmem için, benim ağacı, benim doğayı, insanları sevebilmem için önce kendimi sevmem lazım. Kendimi eleştirmem lazım. Evet. Şimdi bak sana, şimdi öyleyse ben kendimi anlatan, bu empatiyi yaptım ben kendi kendime. Yani ne diyelim, insanın kendini dara çekmesi. Vallahi aynen onu yaptım. Yaptıysanız bir gün dinleyelim. İyi bir yere de aldınız. Yalan dünyaya geldim geleli, gördüğümden görmedim çok beni. Hal hatır sorardım kendim bileli, sorduğumdan sormadım çok benim. Bilemeden gülüm akgarayı, yıkmışımdır elbet gümüş sarayı. Dilimin açtığı her bir yarayı, sardığımdan sarmadığım çok benim. Bir bile bilsem derdimin dimi, dağın tepesinden düze indimi. Ben de bir insanım, kendi kendimi yerdiğimden yermedim çok benim. Erdemli halimle daldım derine, ne söylesem gitmez elbet yerine. Aldanmışım elbet kendi derdime, yorduğumdan yormadım çok benim. Yüreğinize sağlık, ne güzel. Sağ olun. Şimdi tabii
hep derler ya, yani hak erenleri de hep öyle söylemişlerdir. Anadan doğmayla insan olunmaz. Evet. İnsan olmak için aynı bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi insan olmanın da evreleri vardır. Bunu eğer başarabiliyorsa bu yolculuğun sonunda, işte insanın önce ateş gibi olduğu, sonra su gibi olduğu, sonra hava gibi olduğu, en nihayetinde de toprak olduğu süreçleri yaşayabilirse, gerçek manasıyla insanın içerisindeki varlıkla yüzleşmesi mümkün olabilir. Ve ancak insan olmayı o zaman başarabilir derler Anadolu'da hak erenleri. Bunun en önemli kontrol noktalarından bir tanesi de sürekli insanın kendisini durup bir dara çekmesi, kendisiyle sürekli yüzleşmesi, bu yolda nasıl yol aldığını sürekli test etmesi ve kontrol etmesidir. İşte siz de bunun bir örneğini ortaya koymuşsunuz. Sürekli kendimizde yüzleşmemiz gerektiğini anlatan bir şey ortaya koymuşsunuz. Aynen. Bir şey daha yazmışsınız. Çok güzel bir şiiriniz var. Birdir şiiri diye. İnsanlarda görüş, ırmak misali demişsiniz. Evet, evet. Bol bol akar ama bitişi. Bitişi birdir, birdir evet diye yazmıştım. Hepsinin amacı deryaya varmaktır ama dol dol akar ama. Bol akar ama bitişi birdir. Bitişi birdir diyeyim, evet. Şimdi bu söylemiş olduğunuz, ortaya koymuş olduğunuz anlayış, düşünce, bugün kanla, gözyaşıyla, nefretle, öfkeyle, korkuyla sarmalanmış dünyada çok kıymetli bir şey olarak ortada duruyor değil mi? Evet. Yani insanların tamamı, sadece bizim topraklar için bunu söylemiyorum Anadolu için, dünya dönüp dolaşıp bu korkunun, nefretin, öfkenin, dilinin yerine ne koyacağız kardeşim diye sorguladıkları zaman adres işte dönecek, yine Anadolu olacak. Evet. İşte yine Aşık Erdemli'de bulacaklar, Aşık İnani'de bulacaklar, Pir Sultan'da bulacaklar bu dili, bu söylemi. Buradan süratle uzaklaşıyoruz. Bunu görmek üzüyor. Ama bu anlayışın da burada hala, düşünün yani artık nanoteknoloji, 4.0.0 teknolojisini konuştuğumuz bir yerde karşımızda bir Aşık Erdemli ile biz işte 1000 yıl öncenin geleneğini, daha da geriye giden, yaratılışla birlikte var olan o yolun nasıl olduğunu tarifleyen kişilerle karşı karşıyayız. Onlar anlatıyor. İyi ki Anadolu var, iyi ki aşıklık geleneği var. İşte iyi ki sizin gibi değerli insanlar var, Aşık Veysel gibi insanlar var. Dünyada da bu çok fazla yok. Bu bölgede bunun yeşeriyor olmasını... Dünyada tek aşıklık kavramı Türkiye'de, Türklerde var. Değil Türklere mi? Has bir kavram. Evet. Diğer ülkelerde hani global derler ya, ulus, yani dünya şey, küreselleşme dünyada anlamında ozan kavramıyla var efendim. Türkiye'de aşık, yani tabii biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra biz de ozandık. Bize önce ozan diyorlardı. Evet. Şimdi aşığa dönüştük. Ki doğrusunu da öyle bulduk. Şimdi ozan uluslararası bir kavram. Yoksa Yunan'da da var değil mi? Yunan'da tabii da canım. Müthiş mesela ozanlar var değil mi? Fransız ozanı var. Alman ozanı var. Ama farklılığımız şu. Türkiye'deki ozan dediğimiz kişiler sazı ve sözüyle, anında ölçülü sözlerle duygu ve düşüncelerini anlatan kişilerdir, aşıklar. Ozanlarda bağlama, enstrüman falan yoktur. Ve şiir yazarlar. Evet. Nesir yazarlar. Evet. İşte ne bileyim, yel dermeniyle Don Kişot'un, işte Don Kişot. O da bir nevi ozan. Odessa ya da İlyada gibi. Tabii canım. Destanı gibi. Nazım Hikmet mesela. Nazım Hikmet de dünya çapında bir ozanımızdır. Onun şiirleri ölçülü mölçülü değildir ama Anadolu'yu ve dünyayı, dünya görüşünü çok böyle elekten elemiş, yaşamış, geçirmiş ve bırakın Türkiye'yi, dünyaya açılmış bir insandır. Söylemleriyle, aktardıklarıyla. Tabii. Şimdi söylediğiniz nüans önemli. Aynı anda bir duygu üzerinden beste yapmak, onu üstelik saza dökmek bizim topraklarımıza tek bize bas, has bir şey. Aslında bu iyi de oldu bunu söylememiz. Bir başka programda örneği de çok fazla olmadığı için bu bölgede sizin öğrenciniz Aşık Sancak'la, ikinize bir araya getirip mesela bunun gerçekten nasıl cereyan ettiğini görürüz. İnsanlara da gösterebiliriz değil çok mi? Çok teşekkür ederim. Bir konu üzerinden mesela vallahi sağ olun. Bir fikri ortaya
onun üzerinde böyle bir atışma yapıyorsunuz çünkü. Atışma da değişmiyor. Ama şey Sinan Bey, ben size önce size çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Şimdi öyle bir akıcı konuşuyorsunuz ki. Estağfurullah efendim. Ha bu konuda da bilgi birikimimiz de var. Estağfurullah. Yani karşınızdaki insanı da çok rahatlatan hem fiziki yapınız var hem de tatlı bir diliniz var. Anlatış biçiminiz çok güzel. Ben sizi de kutlarım biliyor musunuz? Sizin enerjinizden kaynaklanıyor. Çok sağ olun. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Tabii Badeli aşığın nasıl bir şey olduğunu kısmen anlatmaya çalıştık. İşte aşık inani üzerinden. Ama badeli olmayan aşıklarda, el almış aşıklarda birçok konuda değerlendirmeler veya yorumlar yapıyorlar. Siz aşık konusunu bir söyleşinizde okumuştum. Onun bir tarafa bıraktım. Ben daha çok toplumsal olaylar üzerinden insanların kulaklarının pasını açmaya çalışıyorum dediniz. Evet. Bunlardan bir tanesi işte Antalya'da bir anekdot programa girmeden önce anlattınız. Bir hanımefendi, eşini çok seven, çocuklarını çok seven ama maalesef eşiyle işte hem bugün de hatta şöyle söylediniz. O kadar çabuk hayatlarımızı, değerlerimizi kaybediyoruz ki hemen evleniyoruz, hemen boşanıyoruz. Ona istinaden böyle bir şeyler karalamıştım. Bir şiirim var dediniz. Var. Onu okumanızı istiyorum. Şimdi şey çok teşekkür ederim. Biraz hikayesini orada anlatırsınız. Öyküsü şu. Şimdi siz o konuya çok iyi temas ettiniz. Ben bunun mesaj olarak algılanmasını isterim. Buyurun. Şimdi şöyle ki yani bugün boşanmalar ülkemde bu son epey yılda arttı. Hemen herkes sanki nikah memuru karşısında evet der kadar süratle o kadar da hızlı boşanıyorlar. Evet. Vallahi nedenlerini bilemem ama bu ev böyle boşanmalar şey hoş değil tabii. Evet. Ama bu evreye kadar yaklaşmış ama bu evreyi sonuna sonlamak istemeyen bir hanımefendinin anlattıklarını dinledim. Ya abi dedi, eşim eve bazen uygunsuz geliyor, çok sert yapılı geliyor. Eşimin yanında, çocukların yanında tartışıyoruz. Belki alkol olarak geliyor mu? Öyle söylemeyeyim de. Ama öyle oldu. Öyle demeyeyim de evet. Yani. Çocukların yanında tartışırken çocukların haleti, ruhiyesi de bozuluyor. Ailedeki baba anne ilişkilerini çocuklar görünce çekiliyorlar kenara, duyguları yoğunlaşıyor. İşin kötüsü onlar da yarın öyle anne baba olacaklar. Olacaklar tabii. Ya abi dedi, ben eşimi çok seviyorum. Ama çocuklarımı da seviyorum. Ama dedim yani o zaman boşanın ya, bu kadar hırgürden sonra, sıkıntıdan. Yok Sebahattin abi, ben boşanamam dedi. Çocuklarım için duracağım dedi ve eşimi de gerçekten seviyorum dedi. Ama biraz İşte vaziyeti bozuk olunca, ama bir gün dedim, bekliyorum ki dedi, kapının zilini çaldı. Hanım, hadi ya seninle şu çay bahçesine gidelim, bir çay içelim be. Dese, benim için bayram olacak diyor. Ya. Niye biliyor musun Sebahattin abi dedi. Ya o zaman çay 1 lira be. 1 lira dedi. Onu bile ya, yapabilir. Hani maddi imkansızlık mesele değilmiş. Yani değil tabii. Sebahattin abi, ben 1 liraya da bile mutlu olurum dedi ya. Ne demek biliyor musun? O çay orada durunca dedi, yelkenler ikimizde de inmiş olur. Aramızda bir sıcaklık olur. Bir çay 1 lira. 1 lira beni mutlu eder Sebahattin abi. 5 yıldız otel istemiyorum. Saray, villa da istemiyorum. Ama eşimden bunu beklerdim dedi. Bunu anlatınca ben hoşuma gitti. Etkilendim. Ve dedim ki, bayanın ağzından eşine yazdım bunu. Evet. Ya, yalnız koyma. Yalnız koyma. Yaşayamam. Vur beni. Sen bendesin. Ben sendeyim. Gör beni. Sermayemiz, sevdamızdan sor beni. Hiç olmazsa ben sendeyim, bilirim. Bir liraya bile mutlu olurum. Sensiz bensiz bu baca hiç tüter mi? Sevdanın yerini para tutar mı? 1 lira var cüzdanımda yeter mi? Yeter ki de,
koşa koşa gelirim, bir liraya bile mutlu olurum. Ne güzel bu Anadolu kadının değil mi çilesini aslında anlatan evet. Böyle bir. Sevdamsın sen, aşkım olmasın heba, umutsuzluk karamsarlıksa caba, bana eş ol, çocuklara da baba. Bakışlarında ben yerimi bulurum, bir liraya bile mutlu olurum. Ne saraydır ne villadır hayranlık, elindeyse yanağıma bir anlık, cennet olur benim için samanlık. Sen yanımda ol, yeter ki kalırım, bir liraya bile mutlu olurum. Aramızda ilgisizlik dağ gibi, sevgi ölçüğü umutsuzluk bağ gibi. Erdemli'den aldım ben bu öğüdü. Mutluluk mu bir nefesse alırım, bir liraya bile, bir liraya bile mutlu olurum. Ne güzel, yüzeyinize sağlık. Bu şiir onun için yazmıştım. Hanımefendi için yazmışsınız. Evet. Şimdi tabii programımız çok hızlı aktı. 3-4 dakika zamanımız kaldı sadece. Eyvah. Ya. Şimdi şu gelen bir de başka bir şey daha var. Değerli izleyiciler, Aşık Erdem'le Aşık İnani'nin oğlu ve Aşık İnani de şunu vermeyi unuttum ya. Kendisini resimler mi vardı? Vardı evet. Arkadaşlarımıza siz masaya koyun lütfen, arkadaşlarımız onu alacaktır. Şöyle yapalım isterseniz. Bir geleneğiniz daha var yürüttüğünüz, babanızdan devraldığınız. Evet. Günlük tutuyorsunuz. Evet. 1968'lerde başlayan beri, evet. Babanız başlatmış. Evet. Sonrasında siz de devam ettiniz. Bunun da biraz hikayesini anlatın. Her günü not alıyor musunuz? Her günün özel, önemli şeyleri mi? Bu iki yıla kadar her günü yazıyordum. Ama bir evlilikten dolayı ayrılık yaşadım. O beni biraz yıprattı. Yazamadım ama en son yine sizin Burcu Hanım'la evet sizin bir program yaptınız. Sizin evet. programınızı yazmıştık ve orada en son haber olarak sizsiniz benim sayfalarımda işte şunlar. Yani Burcu ile yaptığınız programı Burcu ile yaptığımız evet. Program evet şu yani bu günlüğümün bir parçası. Evet. Siz yani yaklaşık 40 yıldan beri babanızdan sonra 40 yıldan beri ben bu işi götürüyorum. Ve beni etkilemişti. Aslında sizinle daha önce de program yapmak evet. Arzusundaydım. Fakat şunu söylemiştiniz. Çok da güzel bir el yazısıyla yazıyorsunuz bunu. Ben tarihe burada not düşüyorum. Bir aşık misyonuyla. 19 Mayıs Üniversitesi'ne ben hayatımı bu dünyamı değiştirdikten sonra. Evet öyle öyle. Çünkü yaşam, ölüm dediğiniz şey bedene. Evet. Giydirilmiş bir kıyafettir aslında biliyorsunuz. Evet, ruha giydirilmiş bir kıyafet. Bunları ben Edebiyat Fakültesi'ne bırakmayı düşünüyorum. Buradan ben de sevgili rektörümüze bunu duyurmuş olayım. Çok teşekkür ederim. Onunla da yakın bir zamanda program yapacağız. Orada aktarmış olacağım kendisine. Bu da böyle bir şey. Bir de tabii aşıklık geleneğinin anlayışı gereği içerisi gereği siz insanlara hep hoşgörüyü, sevgiyi de aynen. Anlatıyorsunuz. Doğal olarak toplumdaki özellikle topluma yön veren siyasetçilerin dillerine, lisanlarına, üsluplarına da dikkat etmesine dikkat çektiğiniz bir şiiriniz daha evet. Vardı. Onu da paylaşın. Benim çok hoşuma gitmişti. İsterseniz. Evet. Sevgili hocam. Devam edeyim ben bunu. Tamam. Bir o var. Bir de bunun dışında hepimizi bir arada aynı bayrağın altında birleştiren Ben Anadolu'yum evet. Şiiriniz var. Bunlarla veda etmiş olalım. Vallahi şöyle diyeyim ben şöyle almışım. Şiir kitabımın 171. sayfasında kafaya not düşmüşüm. Siyasi tarihimizde parti temsilcilerinin birbirlerine şerefsiz, müfteri gibi sözleri kullanmalarına üzüldüm. Bir daha olmaması dileğimle. Bu siyasi bu tür ifadeler toplumda gerginlik yaratıyor. Evet. Bu hoş ben şahsen karşılamıyorum ama toplum adına da bunu yazdım. Ne olur yani yalvarırcasına yazdım. Az konuşun, öz konuşun, iş üretin bizlere. Çok çalışın, çalıştırın, aş üretin bizlere.
geleceği yönetecek baş üretin bizlere o şerefi, şerefsize döndürmeyin ne olur. Umutları yeşermeden söndürmeyin ne olur. Taptuk Emre dergahında Yunus ile ol dedik. Mevlana'dan hisse aldık, kim olursan gel dedik. Hacı Bektaş Veli ile üç kapıya yol dedik. O şerefi şerefsize döndürmeyin ne olur. İtibarı ayaklara indirmeyin ne olur. Altı asır üç kıtayı yönetmek de bir şeref. 72,5'u da can etmek de bir şeref. Vatan millet sevgisiyle donatmak da bir şeref. O şerefi şerefsize döndürmeyin ne olur. Ya bilge olun, kanımızı dondurmayın ne olur. Çalışanın birdir elbet gündüz ile gecesi. Hasan Tahsin, Kara Fatma, Mehmetçikler nicesi. Bu vatana şehit olmak şereflerin yücesi. O şerefi şerefsize döndürmeyin ne olur. Acı sözle bağrımızı yandırmayın ne olur. Al bayrağın gölgesinde yaşıyorken ülkemiz, vatan temiz, millet temiz, kullandığı dil temiz. Hani yurtta ve dünyada barış idi ilkemiz? O şerefi şerefsize döndürmeyin ne olur. Üzerine bir toz dahi kondurmayın ne olur. Erdemli der gönül dağı, derde derdi bindirir çekemez. Sen elbet bir gün seni düze indirir. Sitem etme, sitem etme, unutma ki dağ sözünü döndürür. O şerefi şerefsize döndürmeyin ne olur. Kendinizi kendinizle kandırmayın ne olur diye 23 Eylül 2008'de yazdım bir şiir. Çok güzel. Gerçekten yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Peki bir de Anadolu'nun o tutkal yapısını, yapıştırıcılığını bize anlatın. Ben bu arada arkadaşlarımız sizin... Ha, bu benim çocukluk rengi. 1956 Isparta'da babam askerken. Bu da kızımla beraberim. Çok güzel. Çocuklarınız, kaç tane çocuğunuz var? İki tane çocuğum var. Biz işte damadımla kızım, şu oğlum da onunla bulmuşsunuz. Ne güzel, ne güzel hocam. Evet. Evet. Bu benim Konya Açlar Bayramı'ndaki etkinliğim efendim. Etkinliğiniz. Arkada rahmetli Murat Çoban. Ha, bu öğretmen okulu yıllarımız yine. Çok güzel. İşte Hasan Sancak çırağımla beraberim. Evet. Saygı duyuyorum Hasan Sancak'a. Evet. Annem işte benim. Evet. Övündüğüm, bizi yaratan, var eden annemiz. Peki. Bu da öğretmen okulu yıllarımdaki gençlik resimlerim. Çok güzel. Evet. Şimdi resimler dönerken bize... Bu da tiyatro yazmıştım. O tiyatroda hem de oyuncuyum. Aa, çok güzel. Cihangir Hoca gibi. Sizin de tiyatro... Okul bandı takımımız falan. O zaman 19 Mayıs Üniversitesi. Aa, orada da benim kayınpederim vardı. Gördüm. Cavit Ersoy'un bandıda. Evet. Evet. Peki sevgili hocam, şimdi resimler dönerken bize... Ben şiiri okuyayım. Evet. Anadolu'yum. Anadolu'yum. Baba, bu toprakları konuşturdum Sayın Sinancığım. Buyurun. Bu Anadolu diyor ki, ben Anadolu'yum, sizler bağrımda kardeşçe el ele olun diyorum. Al bayrak altında benim uğrumda sevgiyle umutla dolun diyorum. Sarılmak var iken nedir bu cinnet? Hiç kimseye asla etmeyin minnet. Dört mevsim üstümde cennetim cennet, benim kıymetimi bilin diyorum. Fatih'le açılan çağlarım sizin, yaylalar ovalar. Bağlarım sizin, bin bir çiçek açan dağlarım sizin, davullu zurnalı gelin diyorum. Çok güzel. Mevlana'nın değsin eline eli, Karaca oğlansın dağların gülü, Hacı Bektaş Veli Yunus'un dili, türkü olsun dilde çalın diyorum. Boşuna mı bana ana dediniz? Bir yanım yayladır, üç yanım deniz. Tek beden, tek yürek solmasın beniz, çalışın, övünün, gülün diyorum. Seslenen benim, ben Anadolu. Yaşamak istersen hep dolu dolu, dünyada ve yurtta barıştır yolu, böyle bir düsturda kalın diyorum. Bin yıllık kardeşlik özünüz olsun, yaşa ve yaşat ki iziniz olsun. Bilim kulağınız, gözünüz olsun, uzayın bağrını delin diyorum. Birliğe zarardır kişinin hırsı, el ele verince bir olur kürsü. Vatan sevgisiyle en büyük dersi, Mustafa Kemal'den alın diyorum.
Erdemli diyor ya, o benim sözüm. Gerçeği görecek sizsiniz gözüm. Kardeşliğe giden bil ki tek çözüm işte cumhuriyet yolun diyorum. Bravo. Anadolu yani, böyle diyor. Müthiş, müthiş. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Harika bir şiir yazmışsınız. Bunu ne zaman kaleme aldınız Sayın Hocam? Tarih... 5 Aralık 2000, 2009 efendim. 2009 senesinde. Evet. Çok güzel. Bunu özellikle beste haline getirmek gerekiyor. Yani birilerinin... Vallahi ben bunu yapamam. Şiir olarak yazdım. Ama Sinancığım bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Sene 1969, ben Yüksekova'dayım. Ağlık sistemini çok iyi gördüm. Ağlığı çok iyi bilirim. İzledim de. Çok bağrım yandı. Acıdım. Evet. Ağa benim yanımda bir aileyi kovdu kışın. 21 Şubat'ta 7 metre kar var. Yalın ayak çıplak çocuklarla falan gelip gidiyordu. Bu beni çok yaralamıştı. Bu sistemi anlatan bir şiir vardı da. Onu lütfederseniz bir okumak isterim. Tabii ki, tabii ki. Ama tam o doğu lisanıyla okuyacağım. Evet. İşte onu lütfen okuyun. Tabii onun öncesinde de yine işte Cumhuriyet'ten bahsederken, Cumhuriyet işte hem kadınların kendilerini ifade etmelerine olanak veren bir pencereyi de açtığı gibi, bugün işte örgütün bu ülkenin çocuklarını yok etmesine sebebiyet veren işin ortadan kalkmasını sağlayacak bir aslında adımı da atmıştı. Evet. Sizin gibi öğretmenleri o bölgelere götürerek orada aydınlanmayı, çağdaşlaşmayı sağlamaya çalışmıştı. Bu ülkeydi, idealdi. Oradaki işte o feodal yapı, o ağalık sistemi, oradaki öğretmenleri öldürerek, oradaki kadınların toplumun özgürleşmesini, aydınlanmasını da önüne geçmişlerdi. Evet. En nihayetinde bu çok iyi kullanılan bir şey oldu. Örgüt, PKK dediğimiz şey kalktı işte yıllar sonra böyle bir durumu kullanarak başımıza böyle bir şey açtı. Buyurun. Şöyle demiştim. Ola baba kıran girdi köyüme. Ağa deli, soytarı çok, ölürük. Ortalık karma karışık, ben şaşmıram halıma. Ciğer yanır. Ciğer yanır, biz hele de gülürük. Sen bilirsen, bahçe bağlar ağanın, ayılara mesken dağlar. Ağanın, ölen ölmüş, kalan sağlar ağanın, kendimizi sanki köle biliriz. Davar çok ya, eti boldur ağanın. Yoğurt, kaymak, sütü çoktur ağanın, sen bilmiysen. İti çoktur ağanın, her birimiz bir köşeye dalırız. Gözü çıka, bir kuzuyla doymuyor. Pilav, sarma, yiyecekten saymıyor. Kemiklerde bir dirhem et koymuyor. Aç kalmırık. Artıklara kalırık. Şu ağaya karşı çıkak direm. Herkes sağır. Ben söyleyip duyurem. Geceleri zehir zukkumu yürem. Biz huzuru rüyamızda buluruk. Erdemli yazmış ya. Erdemli yazmış ya, istemez yorum. Biliysen ya gülüm, işte hal ve durum. Ağa gece lüküs yakar. Ağa gece lüküs yakar. Bizde mum, ay bedirse aydan ışık çalırık. Aydan ışık çalırık. Yani ne söylenebilir işte, şimdi o kadar güzel ifade etmişsiniz ki oradaki insanların sesini, isyanını, çığlığını. İşte aşıklık da böyle bir şey. Şimdi programı izleyenler de yani hani bilinmediği için aşıklık nedir? Özellikle yeni yetişen insanlar, yaşı 20-30'lu yaşlarında olan insanlar, aşıklık geleneği nedir, ne değildir? Çok kolay da tüketiyoruz bir de. Biliyorsunuz bütün dünya avucumuzun içerisinde internette gelirlerdi ama işte şurada şimdi o bölgede yaşayan bir insanın ruhunu içini anlatan bir performansı görünce aşık, ha demek ki aşıklık böyle bir şeymiş demişlerdir eminim ben. Evet ya. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki gelmişsiniz, iyi ki var olmuşsunuz. Çok sağ olun. Biz de size çağdaşlık yaptık da sizi de
konuk etmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Ben size alkışlıyorum Sinan Bey. Ben size alkışlıyorum. Bu kadar rahat, bu kadar sevecen, bu kadar bilgi dolu, birikim dolu bir insanın karşısında oturup programa çıkmak benim için de işte. Estağfurullah efendim. İnsan insanın aynasıdır. Çok sizden dolayı böyle oluyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. İlerleyen zamanlarda biz yine daha üretmeye devam ediyorsunuz. Sizi Aşık Sancağı, bir de Cihangir Dülger'i üçünüzü birlikte konuk edip yine bu ve buna benzer konular üzerinden bir program yapmak çok için şimdi kapatalım. Sağ ben teşekkür ediyorum. Sağ şeref olasınız. Duydum efendim. Estağfurullah. Siz çok teşekkür ederim katılımımızdan dolayı. Efendim Aşık Erdemli konuğumuzdu. Bize aşıklığın nasıl bir şey olduğunu işte okudu. Özellikle ben Anadolu'yum ve işte o Hakkari'de ağa tarafından hayatı sömürülen kişinin duygularını tercüman olarak koydu. Görmüş olduk biz de. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine önemli bir kişiyi konuk etmiştik. İsmail Tokalak, araştırmacı, tarihçi, yazar. Onunla yapmış olduğumuz programı sizlerle baş başa bırakacağız. Önümüzdeki hafta Samsun'un nabzında Vezirköprü Belediye Başkanı konumuz olacak. Arkasından da işte Samsun programında eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir konumuz olacak. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Onurlu ve gerçek bir insan olmayı başarabilmek umuduyla mutlu geceler diliyorum.